Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Levent Duran, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her eve lazım dayıcı icatlara bakacağız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da mutlaka takip edin. Bu tarz videolar benim nedense çok hoşuma gidiyor ve videodaki her ürünü almak istiyorum. Neyse, fazla saçmalamadan hemen kulaklığımı takıyorum ve videolarımızı izlemeye başlıyoruz. Evet, hemen başlattık. Bir intro. Bu kanalda daha önce de izlemiştik bu tarz videolar. Evet, ayakkabı temizleme makinesi galiba bu. Normalde ayakkabıları temizleyemiyoruz veya çamaşır makinesine falan atıyoruz. Bak ne kadar da güzel, hızlıca. Oo, yenisinden daha iyi bak. Yenisinden daha iyi. Efsane. Bunu almak istiyorum. Bu ne? Oha, o ne lan öyle? Nasıl oluyor ki böyle bir şey? Altına bir şey yapıştırdı, o sayede her şeyi yapıştırabiliyor. Oha. Bu bayağı iyiymiş. Bu ne? İçine su mu dolduruyor? Oha. 10 üzerinden 10. Harbi, bunu annem için almak isterim. Burada sebzeleri, meyveleri koydu. Üstüne de bir şeyler koydu. Mükemmel. Normalde böyle bir sürü tabağın içine falan doldururuz. Böyle dolaptan yerinizi şey yapabilirsiniz, koruyabilirsiniz. Evet, boş priz. Bakın, bu tarz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evinizde böyle şeyler varsa. Bunlar muhtemelen satılıyordur. Evet, noodle dökmüş oraya. Oha bak, bayağı iyi. Normalde oraya dökeriz, ondan sonra oradan temizlemeye çalışırız, böyle pis bir görüntü olur. Böyle yapabilirsiniz işte, çok basit yani. Aa, açılıp kapanabilen çöp kutusu, efsane. Cık, müthiş müthiş, bunları almak istiyorum. Videodan sonra araştıracağım ve alacağım. Bu ne abi? Yani dürüm mü yapıyor, ne yapıyor? Bunu anlamadım. Gerçekten anlamadım. Bu da her şeyi dolduruyor böyle. Aa, buz kalıbı galiba, değil mi? Galiba. Evet, onları kesti. Ha, şekil alıyor. Böyle buzla donduruyor, sonra şekil alıyor. Güzel, güzel. Evet, bakın böyle eliniz acıyor böyle. O acıyı hissedenler. Annem pazardan bir şey aldırdığında. Bunu Instagram'da da görmüştüm. Almak istiyorum bunu yani. Çünkü o poşetler elinizi böyle kesiyor çok fena. Sen ne yapıyorsun lan? Oha. Abi öyle çamurlu şey de olmaz yani bu arada. Ne yıkadın orada? Ama mantıklı bir alet. Zaten şu an yeni çeşmelerde bu var. Evet, havuçlar. Havucu topraktan çıkardın herhalde. Niye bu kadar kirli her şey? Oo, iPhone 11'e bir kap. Ve AirPods da var. Bu büyük ihtimalle şey için arkadaşlar, telefonunuz çalındı, AirPods'unuz da çalınsın diye. Bunu ben almazdım yani. Cidden hani telefonumu çaldırmışım, AirPods'umu da adama hediye olarak vermek istemem yani. Ama tabii kullanışlı. Evet, eti kesiyor. Nasıl oğlum, nasıl bir kart lan o? Aa, bileme makinesi. Galiba bileme makinesi. Her şeyi biliyor yani. Oha, bayağı iyiymiş. Evet, burada camı temizleyen bir alet. Oo, oradan şey dolduruyorsun, su dolduruyorsun. Bayağı iyi, bayağı iyi. Benim şu ayna da bayağı kirlendi. Oraya bir şey yapalım yani, alalım bundan. Arkadaşlar çok güzel şeyler var ya, harbi bak. Oraya da bir şeyler asıyor. Bak, bunlara cidden çok ihtiyacım var ya. Şu arkadaki plaketi bir duvara asamadım zaten. Oo, şunu arkaya yapmak isterdim. Hem dekoratif açıdan güzel durur, hem de alıp alıp giyerim. Evet, masayı taşıma şeyi. Oo, bu iyiymiş ya, bu güzel. Bu hoşuma gitti. Tuvalet. Yani buna pek de ihtiyacım yok. Şey kullanmıyorum, perde kullanmıyorum. Bu ne lan? Bunun ne olduğunu anlamadım. Harbi anlamadım. Bu ne dayı? Şu an ne olduğunu anlamıyorum. Cidden şu an ne oluyor, neler bitiyor, hiçbir şey anlamıyorum ben. Aa, bak iyiymiş. Şimdi anladım. Dikiş yapıyor otomatikman. Örüyor böyle, örgü yapıyor. Evet, ayna. Aynayı böyle ayarlayabiliyorsunuz. Her açıdan görebiliyorsunuz etrafınızı. Yani park açısından iyi olabilir bu. Usta şoförseniz aynaya bile ihtiyacınız yok. Bu ne lan?
Kaşınma şeyim o, ne o? Kaşınma şeyi herhalde. Ha, banyoda galiba. Evet, banyoda yani iş görür mü bilemiyorum. Evet, altın başlıklı şey. Ama modları falan güzelmiş bak. Bu nerede satılıyor arkadaşlar? Trendyol linki yukarı kaydırın. Şu an ihtiyacım olan şey bak bu. Yatak her gün bozuluyor. O yatağı toplamaktan bıktım. Böyle bir şeye ihtiyacım var. Ne yapıyor şu an? Pizza falan mı yapacak acaba? Ne yapacak? Yumurta mı yapacak? Omlet yapacak galiba. Ne? Ne? Böyle bir şeyim var cidden. Oha ama ya. Evet, her şeyi doldurdu. Şu an onları yemek istiyorum. Apır 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 yemek istiyorum. Bak, misafir varken aç, misafir yokken kapa. Oo, telefon da koyuluyormuş. Bayağı iyi ya. Şu masaya böyle koyup böyle sürekli yemek ve telefondan bir şey izlemek isterim. Bu ne? İçindeki havayı mı alıyor? Galiba öyle. Prizin yanına bir şeyler taktı. Telefonu koydu. Oraya diğer telefonu koydu. Oraya USB'leri taktı. Müthiş bir özellik. Normal priz değil zaten. Oraya da takılan bir şey. Evet, çok ergonomik bir valiz. Açılıp kapanıyor. Gerektiğinde küçülüyor. Güzelmiş ha bu arada valiz. Oğlum oraya niye şey sokuyorsun lan? Kusacağım. Şu an kusabilirim. Ama güzel, güzel. Tıkanmaması için güzel de niye bunu videoya koydunuz? Yani bu Türkiye'de de var zaten. Bizim evde de var bu. Ne yani bu? Açılıp kapanması mı olay? Bırak açılıp kapanmasın yani. Her şeyin açılıp kapanmasına gerek yok. Bizim masada kalkmıyor. Çok ağır. Bak bu yararlı. Bu yararlı. Bunu bulup anneme almak istiyorum. Bak bu iyiymiş öyle. Yatağı falan da kaldırıyor. Bu ne? Kilit. Ne lan bu, kilit mi? Bu ne olduğunu anlamadım. USB kilit gibi bir şey galiba. Tam olarak ne olduğunu anlamadım bunun. Siz anladıysanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, havluyu koydu. Spor sonrasında bakın arkadaşlar. Bu tarz bir şeye benim ihtiyacım var. Her şeyi içine koyabileceğim. Diş fırçasını, havluyu. Her türlü şey var. Şişme yatak galiba değil mi? Oha, şişme masa yaptı adam. Güzelmiş bak bu. Harbi güzelmiş. Bu yararlı bir şey. Evet, bu şekilde daha çok gelebilir yani. Elinizle sıkmak için uğraşmazsınız. Güzel. Akıllı bir robot. Çin'de böyle robotlar servisi yapıyor. Yani bunların olmasını istemem mesela. Çünkü insanlar işsiz kalır. Ama ileride olacak muhtemelen. Hatta olmaya başlamış bile, görüyorsunuz. Ama olmasını istemem. Oha. Adam her şeyi kattı. Aşure mi yapacak? Ne yapacak? Aşure yapacak galiba. Harbi aşure yaptı. Ne yaptın böyle? Un koydu galiba. Yumurtayı da kırdı. Hop. Otomatik kek yapıyormuş. Öyle bir şey yapsa var ya. Oldu mu lan yoksa? Oldu galiba bu arada. Oha, makarna yaptı. Un koydu, yumurta koydu, makarna çıktı ortaya ya. Makarna yapma makinası bile varmış ya. Bunu isterdim. Sürekli kendi makarnamı yapardım. Oha, sigara şeklinde şey, çakmak. Mantıklı, güzel, dekoratif. Ama bunu sigara içenlerin babası annesi yakalasa hem onu sigara sanar hem çakmak için döver. 2x döver. Evet, burada kutular. Ya bunun içinde kutu şey atmazsın be. Ama oradan veriyor. Aa, atışı da varmış. Bak güzel. Güzel. Sigara içenler kullanabilir. Ben içmiyorum. Siz de içmeyin. Bu ne? Hem hoparlör hem mikrofonlu şey mi? Anlamadım yani. Galiba öyle. Yani mantıklı değil bence. Ben almam. Siz alır mısınız? Yorumlara yazın. Neyse arkadaşlar, videolarımız bu şekildeydi. Bugün her eve lazım daha önce icatlara baktık. Benim birkaç tane hoşuma gitti. Bunları zaten almayı düşünüyorum. Siz hangilerini almayı düşünüyorsunuz? Yorumlara... Lan kulaklık, sakin ol bir ya. Siz hangilerini almayı düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan mutlaka takip edin. Ve şu an ekranda çıkan videoyu tıklayarak diğer yorumumuza gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Yoruldum. Her videoda aynı şeyi söylüyorum. Yoruldum artık. Neyse, kaçtım ben. Yukarı kaydırın. Yukarı kaydırmayın. Şuradaki videoya tıklayın, onlara gidin. Buradan da abone olun. Bay bay.